6 Mayıs 2015 tarihinde Trafik Haftası'nda Trafikte Haklarım Derneği'ni kurduk. Derneğin kuruluş hikayesi maalesef benim 2012 yılında tek yumurta ikizi kuzenim Gökhan Demir'i trafik kazasında kaybetmeme dayanıyor. Aşırı hızlı, hatalı sollama yapan ehliyetsiz biri yüzünden Gökhan'ı kaybettim. Gökhan'ın dava sürecini yürütürken bir takım haksızlıklar yaşadık maalesef. Acımı sosyal faydaya dönüştürmek istedim. Öğrendiğim bu süreçteki bilgi birikimlerimi de diğer mağdurlara aktarmak istedim. Kanıksanmış trafik kazalarındaki can kayıplarına, hak kayıplarına dur diyebilmek için Trafikte Haklarım Derneği'ni kurduk. Yani trafik mağdurları sevdiklerini kaybettikten sonra ya da engelli kaldıktan sonra çok uzun yıllar hukuk mücadeleleri veriyor. Bu süreçte maalesef sizlerin de bildiği gibi kötü niyetli bir şekilde mağdurların tazminat hakkını almaya çalışan kişiler var. Hasar danışmanlık firmaları adı altında bunu yapıyorlar. Haklarımızın kaybolmaması için, hakkımızı arayabilmemiz için önce haklarımızı iyi bilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Teke tek de herkese bir danışmanlık verme gibi bir şansımız yok. Zaten durumu olmayan kişiler barolardan da avukat talep edebiliyorlar. Biz de Türkiye'nin her yanına videolarla ulaşabiliriz dedik. Ceza, tazminat, sigorta hukuku, engelli hakları, travma psikolojisi alanında 200'e yakın YouTube kanalımızda ve internet sitemizde trafik mağdurlarını bilgilendirecek videolarımız var. Videolar herkesin anlayacağı bir dilde, sade bir dilde anlatmaya özen gösterdik. Onun dışında kamu spotları çekiyoruz. İçişleri Bakanlığı ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı'na bu trafik haftasında da büyük bir kampanya hazırladık. Trafik mağdurlarını anma gününü yine bakanlıkla birlikte organize ettik. Yine trafik mağdurlarımıza kamu spotlarımızda da yer veriyoruz. Bazen basında seslerinin duyurmaları konusunda destek veriyoruz. Genelde asli kusurlu sürücülere 2 ile 5 yıl arasında bir ceza takdir ediliyor. Bunların da hükmün açıklanmasının geri bırakılması, para cezasına çevrilmesi, asli kusurlu bir sürücünün bile bir kişiyi öldürmesine neden olmasına rağmen para cezası verildiğini sizler de haberlerden çok iyi biliyorsunuz. 24 eşit taksitle, denetimli serbestlik gibi bu kurumlara baktığımızda cezaların hiçbir caydırıcı tarafı kalmıyor. Maalesef cezalar yeterince caydırıcı olmadığında da korkunç sonuçlar, acılar kaçınılmaz oluyor. Ve işin acı tarafı birçok kişi bunu bilmiyor. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı trafik suçlarında işte ceza puanlarını dolduranların belirli bir süre ehliyetine tedbir koyabiliyor. Fakat maalesef ölümlü kazalarda 5 kişiyi, 10 kişiyi, 1 kişiyi bile ölümüne neden olduğunuzda ceza kanunundaki bir maddeden dolayı infaz gerçekleştikten sonra ehliyetine tedbir konuyor. Bakın, yani bu çok acı bir şey. Hani istemeden de bir kazaya sebebiyet vermiş olabilirsiniz. Birinin ölümüne neden olmuş olabilirsiniz. İstemeden bile yaptığınız bir kazada sürücünün o koltuğa geçme psikolojisi acaba hazır mı? Hem kendi canı için hem de o trafiğe çıktığında karşı tarafın için, yani bu bir yine tehlike arz ediyor. Yargılamalar çok uzun yıllar sürüyor. Böyle bir süreçte infaz gerçekleştikten sonra minimum 3 ayla maksimum 3 yıl arası ehliyete tedbir konabiliyor. Tedbir koyduktan sonra ne anlamı var? Tutuklu yargılanma zaten bizde çok az. Hiç tutuklu yargılanmıyor. Geçen sene Nisan ayında infaz yasasında bir değişiklik yapıldı. Bu trafik suçlarını da ilgilendiren bir değişiklikti. 30 Mart 2020 tarihi öncesi işlenen suçlarda koşullu salıverme süresi 3 bölü 2'den 1 bölü 2'ye indirildi. Denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkartıldı. Yani 30 Mart 2020 tarihi öncesinde işlenen bir trafik suçunda 6 yıl ceza alan bir kişi bile bir gün bile cezaevinde maalesef girmeyecek ki çıkan, hani adı trafik kazasına karışmış ünlü kişilerden de bunları görüyoruz, medyaya yansıdı maalesef. 30 Mart tarihinden sonra da yine 3 bölü 2 oranında değil, koşullu salıverme süresi 1 bölü 2 oranında uygulanacak. Yani 4 yıl ceza alan biri 1 bölü 2 oranında 2 sene, 2 senenin de son senesi denetimli serbestlik 1 yıl.
Yani bu ülkede birini öldürmek istiyorsanız aracınızla çarpın kaçın deniyor. Hiçbir cezası yok diyor. Silahla öldürmenize gerek yok diyor. Birçok kişi. Bizim bu söylemi değiştirmemiz lazım. Bizim daha caydırıcı cezalar vermemiz lazım. Yani asli kusurlu bir sürücü hiçbir şekilde para cezasına o cezası çevrilmemeli. Çünkü bizlerin, mağdurların adalet duygusunun yerine gelmesi de çok önemli. Çünkü mahkemelere gittikçe yıllarca o travmaları tekrar tekrar yaşıyoruz. Hani buradan bir mağdur olarak tüm trafik mağdurları adına daha caydırıcı, daha adil cezalar istiyoruz.